Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazandıran defterde asal sayılar konusunu işleyeceğiz. Asal sayıları yani matematiğin asil sayıları diyoruz. Peki asal sayılar nedir arkadaşlar? Öncelikle bununla ilgili bir bilgimiz var. Okuyalım. Eratosthenes asal sayıları bulmak için arkadaşlar basit bir algoritma geliştirmiştir. Bu algoritma Eratosthen kalburu olarak bilinir. Matematikte Eratosthenes kalburu yani Eratosthen kalburu asal sayıların seçilmesinde temel algoritmadır. Algoritma asal sayıları bir sınır olmadan bulabilmeyi sağlar. Algoritma arkadaşlar kısaca şöyledir diyor. Birazdan bunun uygulamasını yapacağız. 1, 2, 3 dizisini yazılıp 2'den başlayarak her sayı için sırasıyla katları silinir. Silinmeden kalanlar yani herhangi bir doğal sayının tam katı olmayanlar kalır. Ve bunlar asal sayı olarak adlandırılır. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın burada bir konuşmamız var. Evet bizler asil yani asal sayılarız diyor. 3 5 7. 2 de diyor ki hadi ya ben en özel sayıyım. Peki arkadaşlar 2 neden dolayı en özel sayı acaba diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar 2 ilk asal sayıdır. İlk asal sayıdır. Ve aynı zamanda 2 tek çift asal sayıdır arkadaşlar. 2'den başka çift asal sayı yoktur. 2 i̇ki, 2'den başka diyelim. çift asal sayı yoktur. Onun için 2 özel bir sayı diyelim. Çift asal sayı yoktur. Evet ilk asal sayımız yani en küçük asal sayımız 2'dir. 2'den başka da başka çift asal sayımız yoktur diyoruz. Evet bakalım arkadaşlar etkinliğimize. Evet Eratosthenes kalıbını yapacağız şimdi beraber. Öncelikle 2'nin katlarını, 3'ün katlarını, 5'in ve 7'nin katlarını boyamamızı istiyor. Bakın arkadaşlar 2'nin katlarını 2 hariç ama dikkat edelim. O halde 4, 6, 8, 10 bütün çiftleri sildiğimi düşünün arkadaşlar. Şöyle çarpı olarak yazalım. 12, 14, 16, 18, 20. Hatta şöyle biraz daha kolay olsun. Bir tık büyütüyorum. Bakın şunların her birisi sildiğimizi düşünelim. Çift olan sayılar zaten 2'nin katlarıydı. O halde bakın şunları atıyorum çöpe. Bütün çift sayılar gidiyor. Çünkü 2 hariç dediğine göre diğer çift sayılar da 2'nin katıdır. O halde ne yapıyorum? Bütün çift sayıları 2 hariç. Bütün çift sayıları silmiş oluyorum. Evet, devam ediyorum. 3'ün katlarına bakıyorum. Evet, 3 hariç arkadaşlar. Evet, 6 gitmişti zaten. 9, 12 gitmişti, 15, 18 gitti. 21, 24 gitti. 27 attım. 30 gitti. 33 atıldım. 36 gitti. 39, 42 gitti. 45. Evet, 48 gitmişti. 51. 3'e bölünebilir aynı zamanda. Devam ediyorum. 54 gitti. 57. et evet, 60 gitti. 63'ü ben sildim. 66 gitti. 69 gitti. 72 gitmişti. 75'e attık. 78'e attık. 81 attım. 84 gitti. 87 gitti. 90 gitmişti. 93'e attık. 96 gitti. Ve 99 sildim. 5 evet, beş hariç 5'in katlarını boyayacağım arkadaşlar. Evet 5'ten sonra 10 gitmişti bakın 15 20. Evet 25 30 gitti. 35 40 gitti. 45 50 55 sildim. 60 gitti. 65 silindi. 75 gitti. 85 sildim. 90 ve 95'i sildik diyelim. Evet 7'nin katları 7 hariç arkadaşlar. 14 21 bakın gitmeyenleri yazıyorum. 14 gitti. 21, 28 gitmişti. 35, 42, 49'u sildim. 49'dan sonra 56 gitti. 63 gitti. Evet, 70 gitti. 77'yi ben sildim. 77'den sonra 84 gitmiştim. Devam ediyorum. 91 7'nin katıdır arkadaşlar sildim. 98 de 7'nin katıdır diyoruz. Evet o da silinmişti. O halde geri kalan sayılar arkadaşlar asal sayılardır diyorum. Bakın buradan yazalım. 2 yazıp zaten 1'i saymıyorum. O halde 2 bir alttaki etkinlikte ne yapıyor arkadaşlar? 100'e kadar olan asal sayıları yazıyor. Onu buraya yazalım. Lütfen siz de oraya geçirmiş olursunuz. 2, 3, Üzerini çizmediğim ve silmediğim her bir sayı yazıyorum. 5, 7, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 Evet. 53 devam ediyorum. 59 61 67 71 79 83 89 ve 97 Evet arkadaşlar burada bir de şunu hatırlatmak istiyorum dikkat ederseniz en küçük asal sayımız 2 en büyük asal sayımız da 97 olduğu aklımızda olsun bir de lütfen şu iki sayıya dikkat edelim bakın 51 ve 91'i bazen öğrencilerimiz karıştırıyor. 51 arkadaşlar 3 çarpı 17 demektir. Yani asal sayı değil. 91 de 7 çarpı 13 demektir. Evet bu iki as sayı asal sayı değildir diye söyleyelim. Evet bu sayıları lütfen karıştırmayınız. Evet burada asal sayılarımızı yazmış olduk. Bir alttaki etkinliği lütfen buradaki asal sayıları yazabilirsiniz diyelim. Evet bakın şuraya onu yazacağız. Bir de asal sayı ile ilgili. Bir ve kendisinden başka boşlukları dolduralım. Pozitif tam sayı böleni olmayan doğal sayılara asal sayılar diyoruz arkadaşlar. Bir ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan doğal sayılara asal sayılar denir diyorum. E şurayı da olmazsa bir kere açalım. Evet az önceki asal sayıları buraya yazmıştık. Aşağı yukarı yazmıştım. Onu buraya da yazabilirsiniz diyorum. Evet temiz yere geçiyorum. Bir sonraki etkinliğimize. Evet asal sayılar bulurken arkadaşlar ne yapıyorum? Öncelikle bunu bir inceleyelim. Asal sayıları iki farklı yöntemle bulabiliyoruz. Birincisi arkadaşlar asal çarpan algoritması. Evet asal çarpan, çarpan algoritması yani bölen listesi yöntemi diye söylüyoruz. Burada arkadaşlar ne yapıyorum? En küçük asal sayıdan başlayarak sayı basamak basamak bölünüyor ve en sonunda 1'e kadar bölme işlemini devam ediyorum. 2, 2 bittikten sonra 3, 3 bittikten sonra 7 şeklinde yazıyorum. Dikkat ederseniz 24'ün asal çarpanları arkadaşlar 3 tane 2 olması önemli değil. 2 ve 3'tür diyoruz. Birer tane sayıyorum. 24'ü asal çarpanlarına ayrılmış olarak yani üstü ifade olarak yazacak olursam da 3 tane 2 çarpıldığı için 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 olarak da asal çarpanlarını ayırmış oluyoruz. Evet asal çarpanlarını bulunuz derse 2 ve 3'tür şeklinde söylüyorum. Ayıralım derse arkadaşlar veya ayırınız derse çarpım şeklinde yazıyoruz. Üst ifadenin çarpım şeklinde yazıyoruz. İkinci yöntemiz çarpan ağacı yöntemi çarpan ağacı yönteminde yine en küçük asal sayıdan başlanarak sayı basamak basamak ağaç olduğuna göre arkadaşlar ağacın dalları vardır diyoruz ve dallara ayrılarak devam ediyoruz. Evet asal sayı olan kısım dallanmadan sabit kalır diyor arkadaşlar. Bakın 24'ü 2'ye böldüm. Bu 2'yi bulduktan sonra artık asal sayıdır. Daha fazla bölünmez diyorum. Bakın bu 2'yi sürekli taşıyoruz buraya. 24'ü 2'ye böldüm. 12 yazdım. 12 tekrar 2'ye bölünebilir. 2 kere 6'dır. Bakın 2 ile işim bitti. Buraya taşıyorum. Daha sonra 6 tekrar 2 ve 3'e bölündü. Arkadaşlar ağacın dalları dediğimiz yer burasıdır. Bakın bu yuvarlak içine aldığım ve belirttiğim yerler 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'tür diyoruz. Ve 24'ün asal çarpanlarına ayırmış ve bulmuş oluyoruz. Bir de arkadaşlar şunu belirtmekte fayda var. Normalde biz bu 2'ye böldükten sonra bu 2'leri taşımayabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. 2 çarpı 12. Artık buradaki 2 ile işim bitti derim. 12'yi 2'ye bölerim. 2 çarpı 6. Buradaki 2 ile işimiz bitti. 2 çarpı 3'tür. Evet rengimi değiştirerek göstereyim. Evet ağacın dalları ucundaki sayılar 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde yazılır. Evet 24'e eşittir diyelim. 24 eşittir. 2'nin küpü çarpı 3 olarak yazıyoruz. Evet, 3 tane 2 vardı. O halde 2 ve 3 de 24'ün asal çarpanlarıdır diyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada 2'leri tekrar devam ettirmek zorunda değiliz arkadaşlar. İşlemde zaten zaman kazanmak istiyorum. O halde şu sol sağ tarafta yaptığım şekliyle de asal çarpanlarına ayırabiliriz. Evet, devam edelim gençler. Evet, bir tık büyütüyorum. Aşağıda, aşağıdaki sayıların çarpan ağacı yöntemiyle asar çarpanlarını bulunuz ve üstü ifade olarak eşitini yazınız. Evet, en küçük asal sayı 2'den başlıyorum gençler. 2 kere 9. Bakın 2 eşim bittiğine göre bunu taşıyorum. Buraya 2 yazdım. Evet, tabloyu doldurmak için taşıyorum. Yoksa normalde taşımam ben. O 3 çarpı 3 diyorum. Bakın şuradakiler Üstü ifadede çarpan yazarken arkadaşlar 18 eşittir diyorum. Bir tane 2 ve 3'ün karesidir. O halde asal çarpanları kaç tane 2 olduğu önemli değil arkadaşlar. Kaç tane 3 olduğu önemli değil. 2 ve 3'tür diyoruz. 50'ye bakıyorum. 2 çarpı 25. 2 ile işim bitti. Aynen taşıdım. 25'te 5 beş çarpı 5'tir. Evet 2 ve 5'tir. Asal çarpanları. 50'nin üstü ifade olarak yazacak olursam da Şurayı yazıyorum bakın dikkat edin. Ağacın en ucundaki dalları yazıyorum. 2 çarpı 5'in karesi olarak ifade ediyorum. 96'yı bakın 2 48. Aslında 2 ile işim bitti. 2 çarpı 48'i 2'ye bölersem 24. Şöyle gösterelim. 24'ü 2'ye bölüyorum 12. 12'yi 2'ye bölüyorum 2. 6. Tekrar 6'yı 2'ye bölüyorum 3'tür diyorum. Arkadaşlar normalde ben ne yapıyorum? Bakın şu ağacın dalları burasıdır diyorum. Ve buradaki asal sayıları çarparak yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 10 üstü ifadeler yazarken 96 eşittir. 2 üstü 5 çarpı 3 olarak ifade ederiz. Evet. Buradan arkadaşlar bir tane 2, bir tane 3 yazarak da 2 ve 3'tür asal çarpanlar diyorum. Evet dikkat ettiyseniz burada ne yapmadım? Bu ikileri taşımadım arkadaşlar. İsterseniz taşıyabilirsiniz diye belirtelim. E evet, taşırsak en alttakilerini alarak yine 2 iki tane 2'nin 5. kuvveti çarpı 3 şeklinde yazarız diyorum. Evet devam edelim. Evet. Altıncı uygulamaya baktığımız zaman aşağıdaki sayıların asal çarpan algoritması yöntemiyle asal çarpanları bulunuz ve üstü ifade olarak eşitini yazın diyor. Arkadaşlar en çok kullanacağımız yöntem budur. Yani diğer adı bölen listesi yöntemidir. Bölen listesi yönteminde en küçük asal sayı 2'den başlıyoruz. Eğer bölünebiliyorsa 2'ye bölerek başlıyorum bakın. 2'ye böldüm. 42'ye bölersem sonucu sayının altına yazıyorum. 20. 22'ye böldüm 10. Onu 2'ye böldüm 5. 5 artık 2'ye bölünemez. 2'den sonraki asal sayı 3'e de bölünemez. Evet 5, 5'e bölünür diyorum 1. Amacımız bakın burada 1'i elde etmektir. O halde 1 tane 2, 1 tane 5 asal çarpanlarıdır. 2 ve 5 üstü ifade olarak yazarken 40 eşittir. 3 tane 2'yi çarpmıştım. O halde 2 üstü 3 çarpı 5 olarak yazıyorum. Evet 55'e bakıyorum. 55 2'ye bölünemez. 3'e bölünemez. 5'e bölerek başlıyorum. 55'i 5'e bölersem 11. 11 arkadaşlar sadece 11'e bölünür ve 1'dir. O halde asal çarpanları 5 ve 11'dir. Evet, üstü ifade olarak yazacak olursam da 55 eşittir. 5 çarpı 11'dir. Evet en küçük asal sayıdan başlıyorum. 60'ı 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 2'ye bölünmez. O halde 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Bakın 2, 3 ve 5 asal çarpanlarıdır. Çarpım olarak yazacak olursam 60 eşittir. 2 tane 2 yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 olarak ifade ediyorum. Evet 90'ı 2'ye bölüyorum gençler. 45. 45 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm 1'dir. O halde 2, 3 ve 5 90'ın asal çarpanlarıdır. Üstü ifade olarak yazacak olursam da 2 çarpı 3 tane 2 tane 3 vardı. O halde 3'ün karesi pardon arkadaşlar. Karesi çarpı 5 olarak yazıyorum. Dikkat edin karesi yazdım. Düzelteyim şurayı. Evet. 2 tane 3 çarptığımız için 3'ün karesi olarak yazmış olalım. Evet 32'yi 2'den başlayarak bölüyorum. 16. Tekrar 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldük. 4. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1'dir. Evet. Sadece 2 var çarpanları. Asal çarpanları. Evet. Üstü ifade olarak yazacak olursam da 32 eşittir. 5 tane 2'nin çarpımı. Yani 2 üstü 5 olur diyoruz. Evet. 72'yi 2'ye bölüyorum. 36. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 9. Evet 9 2'ye bölünmez. O halde 3'e bölüyorum. 3. 3'e böldüm. 1'dir. 2 ve 3 asal çarpanlarıdır. 1, 2, 3 tane 2'yi çarptım. 72 eşittir. 2 üstü 3 çarpı 2 tane 3'tü. Yani 3'ün karesidir. E 82'den başlayarak bölüyorum. 40 2'ye böldüm. 20. 2'ye böldüm. 10. 2'ye böldüm. 5. 5'e böldük 1'dir. E 80 arkadaşlar 2 ve 5'tir. Asal çarpanları. Evet. Üstü ifade olarak yazacak olursam da. 1, 2, 3, 4 tane 2'nin çarpımı. Yani 2 üstü 4 çarpı 5 olarak üstü sayı olarak ifade ederiz. Evet. 122'den başlayarak bölüyorum. 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. 2, 3 ve 5'tir. Asal çarpanları üslü ifade olarak yazacak olursam da 1, 2, 3 tane 2 yani 2 üstü 3 çarpı 3 çarpı 5 olarak ifade ediyoruz. Evet arkadaşlar bakalım sayfamızdaki etkinlik bitti mi diye kontrol ediyorum. Evet bir sonraki etkinlikte arkadaşlar dersimize devam edeceğiz. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.